5 kuruş parası yokken birden 13 milyar, arkasından 3,5 milyar da şimdi F-35 alacağım diye ortaya çıktı. 16-17 milyar euroluk ve dolar veya euroluk karma olarak dışarıdan aldığın silahların bedelini ödemek mükellefiyeti altına da sokulmaktadır. Ödeyemez. O zaman birileri, ki bunun arkasında Amerika ve Fransa vardır, her ikisi de anlaşma imzalamışlardır Yunanistan'la. Bu anlaşmanın bir hükmü var. Bu da çok ilginçtir. Aklını başına toplaması gerekiyor hepsinin. Bu hükme göre efendim, herhangi bir şekilde bir saldırıya uğrarsa Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Yunanistan'ın arkasında topyekün destek olacaktır. Evet. Hükmü var burada. Bir soru sorduk biz de. Rusya'ya mı saldırmasını bekliyorsunuz? Yani kim burada? Arnavutluk mu gelecek öbür tarafta? Hı. İsmini koymadınız ama nedir derdiniz? Efendim, elbette ki bu Türkiye'ye dönük olaraktan ortaya konulmuş olan ve Amerika ile Fransa'nın birer safsatatı tam tabiriyle ve bunun ötesinde Yunanistan'a getirmiş olduğu teşvik ve yanlış bir teşvik ve tahrikin adıdır. Evet. Türkiye'nin üzerine gidecek, Türkiye reaksiyon gösterecek, Türkiye'yi daha çok köşeye sıkıştırmak hakkını elde edecekler. Üçüncü hususta söyleyeceğim, hocamın biraz çok önemli söyledi, çok önemli, bu arada tartışmak lazım. Hı-hı. Tamam, son şeyi söylüyorum efendim, çok önemli hocamın söylediği, tamamen fikir olarak söylüyorum. Türkiye'nin iki cephede savaş yapma ihtimal ve imkanı bulunmadığı, bu yeni bir anlayış değildir. Yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu bir tutumdur efendim. Dolayısıyla bizi iki cephede birden uğraştırmak suretiyle başımızı da derde sokup ama karşılık veremeyecek bir durumda bırakmak Amerika'nın arayışıdır. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın başını derde sokabilecek gelişmelerin yaşandığı bir ortamda Suriye'de Ege'yi de bu manada tahrik etmeleri herhalde bir tesadüf değildir. Şunu da akıldan çıkarmayalım. Doğu Akdeniz'le ilgili olarak geçmişte bundan 2-3 yıl evveline kadar hiç durmadan konuşulurken bugün Doğu Akdeniz gündemden düşmüştür ve imzalanan Amerika ve Fransa ile Yunanistan imzaladıkları anlaşmada Doğu Akdeniz'e Meis dahil atıf yoktur. Baştan aşağı Ege üzerine yoğunlaştırılmış olan bir anlaşmadır efendim. Dolayısıyla çok temkinli olmak lazım. Burada başka bir oyun oynanıyor. Ama Türkiye'de yetti artık diye ortaya çıkmakta A'dan Z'ye herhalde haklıdır.